Mehmet Hocam, şimdi yani Esad Suriye'de yüz binlerce kişinin katledilmesinden, milyonlarca kişinin ülkeyi terk etmesinden, değil mi, sorumlu. Türkiye de böyle sorunu tuttu yıllarca. Kendi şehirlerini bombalayıp tahşit devrine çeviren birisi, bir zorba aynı zamanda. Şimdi yani burada görüşme ile yapılacak olan bu davetle ne değişik, ne işe yarayacak bu? Size de böyle kitabın ortasından sormuş olayım. Ben de kitabın o sorduğunuz Ortasından cevap ortasına verirseniz cevap memnun vereyim. olurum. Evet. Bir söz vardır. Barışmasını bilmiyorsan kavga etme. Evet. Yani hele bunu dış politikaya uyguladığınızda devletler böyle ne ebedi dosttur ne de düşmandır. Hatırlayalım, İsrail yapmış olduğu katliamlara rağmen yanılmıyorsam geçen yılda değil mi Netanyahu Türkiye'yi ziyaret etmişti değil mi? Cumhurbaşkanımızla Evet, görüşmüştü. New York'ta. Hatta Arap Halk Hareketlerinden sonra bazı ülkelerle ilişkimiz bozulduğunda niye böyle davranıyorsunuz diye de çok da eleştirilmişti. Şimdi yaşanan gelişmelere göre kendi dış politikanızı ayarlarsınız. Ayarlayamıyorsanız, statik kalıyorsanız dinamik coğrafyada çok büyük bir tehdit altındasınız demektir. Bazen şöyle yaklaşırlar. Biz böyle yaklaşamayız. Ya işte dün öyleydiniz, bugün böyle oldunuz. Dün böyleydiniz, bugün öyle oldunuz falan diye böyle çok böyle sokak ağzıyla dış politika yorumlamaya kalkarlar. Bu doğru bir şey değildir. Eğer hele bizim Türkiye'nin Afganistan, Pakistan'dan Fas'a kadar olan coğrafyaya bak. Şimdi buna kuzeyi de ekleyebiliriz. Yani Avrupa'nın doğusunu da ekleyebiliriz. Karadeniz'in kuzeyini de ekleyebiliriz. Balkanları değil mi hocam? Balkanları ve işte Tabii. Ukrayna ve şeyi buraya eklediğinizde Türkiye şu an en dinamik, en hareketli, siyasi türbülansın en yoğun yaşandığı ve bunun sürekli arz ettiği bir zaman diliminden geçiyoruz. Böyle bir zaman diliminden geçerken dış politikanızı ona göre ayarlarsınız. Değişimler okursunuz, kendinizi güvenli altına almaya çalışırsınız. Şimdi Bu evet, ne sağlayacak peki şöyle hocam? söyleyeyim. Oraya şey yapalım. Bir yerden başlamak lazım. Yani ben de Esad'ın ne yaptıklarını biliyorum. Şimdi öyle bir noktaya geldi ki bugün Esad Şam'da değil mi? Suriye Devleti'ni Cumhurbaşkanı devam ediyor. Evet. Ama bunun dışında Rusya var, İran var. Yine Dışişleri Bakanımızın açıklamasıyla 2,5 devlet diyordu ya Amerika, Evet. İngiltere ve Fransa. Başkaları Buçuk da var. Fransa oluyor da. Buçuk Fransa oluyor. Evet. Alınmasınlar, ben söylemedim. İşte Türkiye var. Devlet dışı aktörleri var. Bu iç savaşın yaşandığı yerlerin şöyle bir özelliği oluyor. Eğer iç savaş yaşandıysa dışarıdan müdahiller de çok oluyor. Bir de böyle çok iyi bir şey, iyi matah bir şeymiş gibi anlatıyorlar ya devlet dışı aktörler falan diyor ya akademisyenlere çok böyle anlattıkları. Aslında bunların çoğu terör örgütleri. Bunlar vasıtasıyla bölgesel ve küresel ülkelere burada varlık gösteriyorlar. Niye anlatıyorsunuz bunu hocam derseniz şunun için anlatıyorum. Eğer bu iç savaş ortamı ve müdahillik devam ettiği sürece o ülkede birlikte yaşama ideali ortadan kalkıyor. Mesela bunu Kosova'nın ayrılma sürecinde görebilirsiniz. Ülke ne yapıyor? İşte kimlik, milli ve dini kimliklere göre, farklı kimliklere göre herkes ülkenin bir köşesine yoğunlaşıyor. Evet. Uzadıkça ülkenin bölünmesinin önü açılıyor. Bundan kim kar sağlar? Düşünün. İşte örgütler kar sağlar. Bölgede olmak isteyenler kar sağlar. Onlar bu işin sürmesini isterler. Şimdi 2013'ten sonraki ben Türkiye'nin özellikle Suriye politikasında zaten bir değişim işaretinin olduğunu hepimiz gördük. Yaşandığını düşünenlerdenim daha doğrusu. Öncelikler değişti. Yani Türkiye'nin önceliklerinde bir değişim var. Şimdi gözümüzü açtığımızda biz yanı başımızda bir terör kuşağının, Sayın Cumhurbaşkanımızın deyimiyle teröristan oluşturma sürecinin yaşandığını ve destek verildiğini görüyoruz. O zaman birinci önceliğiniz ne oluyor bu defa? Yani ilk önce Suriye'de ilk ayaklanmalar çıktığında birinci önceliğiniz o masum insanları korumak oluyor, doğru mu? Evet. Ve zaten size geliyor. Yani siz bunları yıllardır ne yapıyorsunuz? Yani kucak açıyorsunuz ve bunların ülkenizde yaşamasının müsaade ediyorsunuz. Ama daha sonraki süreçte bakıyorsunuz ki tehlike yani sadece bir yani oradan kaçanlara değil aynı zamanda bir tehlike oluştuğunu görüyorsunuz. Türkiye'nin bugün birinci önceliğinin kendi yanı başında hem Suriye'yi, Suriyelileri tehlikeye atacak
atan hala elan itibariyle söylüyorum. Hem Türkiye'yi, bölgeyi tehlikeye atacak bir yapının oluşmasına müsaade etmemek. Şimdi PKK-YPG oluşumunu engellemek. PKK-YPG oluşumunu engellemek ve bölgeyi öyle 10 yıl falan değil, uzun yıllarca, belki 100 yıl aşacak derecede zehirleyecek. Türkiye'nin güneye inişini kapatacak. Güneyle ilişkisini kapatacak. Aynı zamanda dikkat edin, PKK-YPG'nin arkadaşlar, belki harita var mı bilmiyorum, rejideki arkadaşlara baktığınız zaman orada haritayı bir böyle Türkiye'nin hemen güneyinden Irak sınırına bir önceki bölümde konuştuğumuz gibi arkasından Suriye'de Rakya doğru, alta doğru indiğini görüyorsunuz. Evet, aynı zamanda doğru. Hem İran'ın Akdeniz'e doğru gitmesini engellemek, hem Türkiye'nin de güneye doğru etkisinin önünü kapatmak. Bunu yaptığınız zaman ne yaparsınız? Artık buyurun alın uğraşın dersiniz ve kimi garanti altına alırsınız güvenliğini? İsrail'in güvenliğini garanti altına alırsınız. Çünkü artık Müslümanlar birbirine düşer. Buradaki Kürt çocukları İsrail'in güvenliği için hizmet eder duruma getirilir. Şu an yapıldığı gibi. Şu harita dediğiniz. Eğer bu haritaya baktığınız zaman görüyorsunuz zaten. O işte Türkiye biliyorsunuz güvenli bölge oluşturdu bir kısım. Yani arada boşluklar da var. O renkler tam anlaşılmıyor burada. YPG'nin evet. kontrol ettiği yer bölgeyi gösteren bir harita olursa. Bir şekilde ortaya açık çıkar. Kahverengi yer. Evet. Ve birlikte yaşama yok, ideali ortadan kalkar. Bir yerden başlamaz. Burada benim gördüğüm kadarıyla Rusya'da bir irade var. Rusya'daki irade bu konuda destek veriyor ama bunun da durup dururken değil. Demek ki Türkiye ile ilişkilerin iyi olmasına, yani Türkiye ile ilişkileri sürdürme konusunda kararlı olduğunu gözüküyor Rusya'nın. Durup dururken yapmaz ülkeler bunları. Aynı zamanda Şam'la Ankara'nın ilişkilerinin düzelmesinin kendi açısından da çıkarlarına uygun olduğunu düşündüğü için öyle anlaşılıyor ki radikal bir hareket diyorum bunun. Esad'ın Türkiye'yi ziyaret edecek olması. Yani davet edilecekse. Öyle mi ilerleyecek bu? Yani öyle mi anlaşılıyor ki. Davet olacak. Yani her an davet edebiliriz dedi. İşte Putin'in, evet, Putin'in bu konuda bir yaklaşımının olduğu gözüküyor. Bu bence dünya gündemine bomba gibi düşecek bir haber. Yani evet, yani Esad diyelim ki Reuters Türkiye'yi ziyaret bugün etti. Zaten. Geçti. Evet. Bu şu açıdan önemli bence. Aslında devletlerin değişen ortama göre nasıl davranabileceğinin de bir göstergesi olarak ortaya çıkıyor. Peki hocam ne işe yarayacak? Şimdi bunu ben gördüm, biraz, söyleyeceğim. Evet. Ne işe yarayacak? Bir, ne diyoruz? Mültecilerden şikayet eden bazı vatandaşlarımız var değil mi? Rahatsızlık, işte misafirlik çok uzadı. İşte bunu kullanan örgütlerin, kişilerin, yapıların, devletlerin ortaya çıktığını görüyoruz. Onların Suriye'ye geçişlerinin önüne açılabilir mi? Bu birdenbire hadi olacak bir iş değil. Bunu belli bir ortam oluşturursunuz. Bunun başlangıcını yapmış olursunuz. İki, Suriye'nin kuzeyinde biliyorsunuz ve doğu kısmının bir kısmında seçim yapmaya kalktılar ve Ağustos ayını işaret ettiler. Evet, ertelediler. Şam'la Türkiye ve Şam'ı destekleyen ülkelerin de desteğiyle, ki işte Rusya bunu göstermeye çalışıyor. Ne yaparsınız orada? Arap ülkeleri de var. Burada terör örgütünü ve arkasında hareket eden ülkelerin buradaki faaliyetlerini engellemiş olursunuz. Tabii gayrimeşru alana mı itilmiş olur o zaman o seçim arayışları? Gayrimeşru alana itmiş olursunuz, alanını daraltmış olursunuz, anlattıkları hikayenin doğru olmadığını dünyaya gösterirsiniz. Fakat buradan bir şeyler söyleyeyim. Suriye konusunda bugüne kadar yazıp çizen, konuşan bazı kişilerin ya konuşmalarına ve şeylerine baktım. Ne onun ismi? Attıkları tweetlere falan baktım. Onları da belirtelim. Bir taraftan bugüne kadar Son hadise üzerine. Bir taraftan Şam'la Ankara'nın bugüne kadar yakınlaşmasını anlata gelenler bugün bunun zor olacağı, hatta imkansız gibi gözükeceği yönünde konuşmalar yapmaya başladılar. Onu söyleyeyim size. Amaçları şu. Amaçları burada istikrar oluşmasın. İla nihayet düşmanlık devam etsin. Tekrar söylüyorum. Eğer barışmasını bilmeyeceksiniz, kavga etmesini etmeyeceksiniz diyorum. Burada ne yapacaksınız? Bu süreci tekrar bir yerden başlayarak ya tamir edeceksiniz. Maliyet çok ağır, onu söyleyeyim. Kabul edilebilir değil. Maliyet çok ağır ama... Maliyet dediniz, neyin maliyeti? Yani Türkiye'nin ödediği maliyet de çok çok önemli. Bir kısım insanların yaklaşımı şu. Şimdi Türkiye bunu yaparken iki önemli konu var. Bir tanesi mülteciler konusu, iki terör konusu. İkisi konusunda, mülteciler konusunda dünyada en büyük maliyeti ödeyen ülke hangisi? Türkiye. Maalesef şöyle bir yaklaşımlar var.
Türk kimliğini taşıyan bazılarının, tekrar söyleyeyim, Türkiye Cumhuriyeti'nin kimliğini taşıyanların bazıları da bunu yapıyorlar. Bugüne kadar en ağır maliyeti biz ödememize rağmen yeni bir olgunlaşma ve yeni bir yol açılma sürecinde bu maliyet ödediğimiz insanlarla, misafir ettiğimiz insanlarla bizi karşı karşıya getirmeye çalışıyorlar. En tehlikelisi bu. Evet. Düşünebiliyor musunuz? O son anda 10 yılın birlikte yaşamasının vermiş olduğu, yani dayanışmanın vermiş olduğu, misafir etmenin vermiş olduğu duygu değil, yani karşılıklı düşmanlık duygusunu inşa etmeye çalışıyorlar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.